Yaptığınız mesleği 3 kelimeyle anlatır mısınız? İnşaatçıyım. Artı hayvancılık yapıyorum. Nasıl anlatabilirim yani? Anlamayayım. Hayvancıyı, hayvancılık yaptığınızı bize 3 kelimeyle anlatır mısınız? Gübre pahalı, yem pahalı. Diyeceğim bu zaten belli yani. Bunu ben siz daha önce dinledim yani ben bunu. Ben hep söylüyorum deme bunu. Ben hep söylüyorum bu sunucu var ya, bu sunucu. Gübre fiyatları diye diye, mazot fiyatları diye diye, yemin ediyorum bir gün beni alıp da cezaevine götürürlerse bu Ödemiş halkı bakacak bana. Söz mü? O belli olmaz galiba. Vallahi o zaman hiç arkamda durmazlar değil mi? İnsanın merhametini kalmış bir şey. Vah 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 vah. Çiftçi kardeşten, hayvancı kardeşten de destek yok. Osman, yapıyorum bu kadar haber. Çiftçinin arkasında, hayvancının arkasında ama bakmayacaklarmış bana. Vah vah. Osman sen getirir misin? Sen merak etme. Tamam o zaman. Mala, tahta mala, sıva köreği. Tabii. Tahta mala, plastik mala, mala. Evet. Ama sonuçta sıvacı olduğunu anladınız mı? Anladınız. Anladım. Kolay meslek midir? Çok zor meslek. Yani bu hayatta en yapılmayacak meslek sıva işidir. Neden? Çok zor, harç çok pis. Yani yazında berbat, kışında berbat. Sürekli suyun içindesin. O yüzden yani tercih etmediğim bir meslek. Ne olacak bu çimento fiyatları? Vallahi dışarı tabii ki çok iyi olur ama şu anda inşaat sektörü çok talep olmuyor. Nasıl talep olmuyor? Kum pahalı, çimento pahalı, her şey pahalı yani. Ev yapılmayacak mı? Yani bu devirde zor. İnan ki bu devirde çok zor. Ev yapmak çok zor. Bir şey diyeceğim. Diyarbakırlıların sesi güzel olur derler. Patlat bir türkü. Adına türküler yazdım, senle mutlu olacaktım. Hayal ettim ben yıllarca, ben bir yuva kuracaktım. Yeter mi? Var mı biraz aşktan mutsuzluk falan? Vallahi var ya, ne kadar... Sevdim vermediler. Sevdim tabii ki, sevdim, çok sevdim. Zalim babası vermedi. Kızı kaçırmak zorunda kaldım. Kaçırdım, temeli başıma bela oldu. Kaçırdığına pişman mı oldun? Yani bir nevi biraz pişmanım, biraz pişman değilim. Çünkü beraber misiniz daha? Şu anda yanımda bak, başlık parası çok. Kaç lira istediler? 225 lira başlık parası istediler, 170'e zor indirdik. Ya o ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Yani bir devirde bayan almak da çok zor. Bak eşim de burada. Bilmiyorum. Hanımefendi nereden? Hanımefendi Roman. Roman, Bulgar göçmeni yani. Almayaydım, kaçırmayaydım daha mı iyiydi diyorsun? Bilseydim bu kadar para alacaklarını almazdım. Ama ne yapalım, sonradan aldılar. Ne zaman oldu bu olay? 2011'de. 2011'de de 170 bin iyi para yani. Dolar kaç liraydı o zaman? Dolar o zaman 2,5 lira falandı zaten. Altın kilosu kadar şeyini verdik, başlık parasını verdik. Allah'tan şimdi almamışsın canım. Bu devirde artık başlık parası mı kaldı yahu? Beyefendiciğim merhaba. Avuç 1,5 lira 5. Merhaba, buyurun. O nasıl bir bakıştı öyle? Kaç numaralı bakış? Hayır, biri çiçek veriyor zannettim de. Aaa! Hanımefendiciğim böyle sık sık veriyorlar mı çiçek? Olmaz, hayır. Ne yaparım sonra ben onu? Ne yaparsın? Aa, hayır. Hayır, biri çiçek veriyor zannetmiş. Sanki daha önce yaşamış bu ambiyansı. Olabilir mi acaba? Neyse, ben onu sonra sorayım. Aa, iki dakikada valla konu adliyede bitecek neredeyse. Ablacığım, yaptığın mesleğin adını söylemeden bana 3 kelime de anlatır mısın? Mesleğim yok ki, ev hanımıyım. Aa, ev hanımı da bir meslek. Yani 3 kelime de anlat bakayım bana bir ev hanımlığını. Temizlik. Yemek. Yemek. Çamaşır. Çamaşır. Bulaşık. Bulaşık. Çoluk çocuk. Kötü, her şey. Aa, yemin ediyorum var ya. Hiçbirini sevmiyorum. Neden? Ay, temizlik. Aa, ben memnunum. Evi temizliği yapmayı seviyorum. Evde oturayım daha iyi benim için. Ben şimdi robot alacağım bir tane. Hmm. Böyle mümkünse her yeri silsin süpürsün. Öyle mi? Oo, eşim alır mı acaba bana? Beyefendiciğim alır mısınız hanımefendiye bir robot? Aa, hayır.
yapmış. O var ya mahsus oldu sanki düşünüyordu falan dedi. Ay. Ay çok tatlı bir kadın bu. Hoşçakalın efendim, saygılar. Hoşçakalın. Beyefendiciğim, yaptığınız mesleği 3 kelimeyle anlatır mısınız bize? Çalıştığım için mi? Çalıştığınız, yaptığınız işi 3 kelimeyle anlatır mısınız? Çiftçilik, inşaat ustası, bir de orkestra. Üçünü bir arada mı yapıyorsunuz? Evet. Ay maşallah. Evet yapıyorum. Ne olacak bu çiftçinin hali? Vallahi çiftçiye bir şey yok. Biz çalışan kazanan biziz. Onlar, işini onlar görüyor yani. Mürüvvetini onlar görüyor. Biz bir şey göremiyoruz. Kim görüyor mürüvvetini? Aradakiler, büyükler. Biz bir şey göremiyoruz. Biz çalışıyoruz. Hangi ara çiftçilik, hangi ara inşaat, hangi ara orkestra yapıyorsunuz? Boş kaldığım zamanlar orkestracılık yapıyorum. Diğer günleri zaten boş vaktim olmuyor. Çalışıyorum yani. Buyurun. Demiyorsunuz mu? Ya ben bu dünyaya çalışmaya mı geldim demiyor musunuz? Ya hani Kemal Sunal'ın bir film var biliyor musun? Hala kazıyoruz, hala kazıyoruz. Biz bu dünyaya kazmaya mı geldik diyoruz yani. Büyük sıkıntılı. Öyle diyeyim. Şartlar ağır. Ekonomik sıkıntıdan herkes de işini yapamaz bir duruma geldi. Ne iş yapıyorsun? Sıvacı mısın, inşaat ustası mı? Yani inşaatın bir sektörü. Boya. Ben bunu tabii ki abinin konuşmalarından anlamadım, kıyafetinden anladım. İşten mi geliyoruz? Evet, işten geliyorum. Bazen diyor musun, hay ben bu dünyanın? Mutlaka onu söylediğimiz günler var. Evet. Yordu mu bu hayat seni? Hangimiz yorulmadı ki? Hangimiz yoruldu? Güzel günler görecek miyiz? İnşallah, temennimiz odur. Ama karamsarız. Maalesef karamsarız. Üzmüşler abimi. Üzmüşler. Hoşça kal abi. Üzmüşler. Çiftçilik. Ödemiş'ten ne bekliyordunuz ki? Ne bekliyorsun Ödemiş'ten? Ne olacak bu çiftçinin hali? Vallahi bilmiyorum da gidiş gidiyor değil. Zarar ediyorsun mu? Ne işten kere ediyoruz ki zaten? Hangi işten kere ediyoruz? Ne ekiyorsun, biçiyorsun? Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Patates ekiyoruz. Sılaj falan. Artık üç kelimeyle bilen anlatamıyorum diyorsun değil mi? Anlatamıyorum yani. Anlatacak şey kalmadı. Ama diyeceksin sözüm, bak. Ben mesela ben hayvancı olsam nasıl anlatırım biliyor musun? Memnun değilim. Zam, zam, zam. Akaryakıta zam, gübreye zam, yeme zam. Sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz de üç kelime. Abime tebrikler ya. Alkış. Bravo. Merhaba. Sonra. Ne zaman sonra? Bana saat ver. Saat, dakika, gün ver. 24 saat izliyor adam beni yahu. 24 saat izliyor, şimdi konuşmak istemedi sadece. 24 saat bizi izliyor da biz 24 saat yayında değiliz işte. Bana bey salayım. Yaptığınız mesleğin adını söylemeden bana 3 kelimeyle anlatır mısınız? Tamam. Atom, molekül, bağ. Kimya öğretmeni misiniz? Kimyagerim, öğretmenim aynı zamanda. Nasıl da biliyorum ama, nasıl da. İşte bilinçli bir sunucu. Taşa vurdunuz bence. Ne kadar güzel. Ay ben de fen bilgisi öğretmeniyim. Ama oradan. Evet, evet. Oradan kurtuldum. Evet, zor mu kimyager olmak? Deterjan, sıvı sabun, yumuşatıcı deseydim. O zaman tabii ki çamaşır diyecektim. Tabii. Evet, bu da ev hanımı işte. Yani beyefendiciğim, kolay kolay aşık atamazsınız benimle. Tartışılır o. Bilemiyorum artık. Neyse, zor mu kimyagerlik? Yerine göre değişiyor. Nerede yapıyorsunuz? Şu anda ben çalışmıyorum. O zaman işsizliği anlatacaksınız üç kelimeyle. Ya benim çalışmaya ihtiyacım yok o konuda. Ondan dolayı. Ah hey. Ben de 4 tane diploma var. Diplomaya sahip insan röportaj yapıyoruz şu anda. Bak o da tartışılır. Teknikeriyim, kimyagerim, kimya öğretmeniyim. Bir de eczacılık okumayı düşünüyorum şimdi. Şimdi 3 diploma mı oldu? 4. Bir de eczacılık mı okuyacaksın? Onu düşünüyorum, onu istiyorum şimdi. Anladım. Tamam Osman'cığım, saygıyla eğil abinin önünde. Lütfen, lütfen, lütfen. Ödemiş'in en çok diplomalı adamıyla konuşuyorsun sen. Önce bir besmele çekeceksin. Önce bir besmele, lütfen. Lütfen. Temizlik, bulaşık, çocuk bakmak. Aa, yoksa ev hanımı mısınız? Yani. Zor mu? Kolay mı? Söylesene, sigortası yok, maaşı yok. Hayattaki en güzel meslek anneliktir ya.
O bir meslek değil. Ondan bir sigorta mı var? Ama ev hanımlığı için konuşuyoruz şu an canım. Ne fark eder? Anneler ev hanımı değil mi? Annelerin hepsi ev hanımı değil. Olanlara ne demek lazım? Onları tebrik etmek lazım. Tebrik ederim o zaman. Tebrik ediyorum sizi. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok mersi. Çok mersi. Amcam merhaba. Merhaba, merhaba. Abim. Amca değil abi ya, genç adam. Yok abi. Pek yaşlıyım gene ya. Amca mı diyeyim abi mi? Bak ne bileceksin artık. Abi. Abi, yaptığın mesleğin adını söylemeden bana 3 kelimeyle anlatır mısın? Çiftçilik, leşmerlik. Çiftçilik. Söyleme dedim, çiftçiliği nasıl anlatırsın 3 kelimeyle? Vallahi zor durumdayız yani. Her şey maliyetle çok yüksek. Onun için vatandaş zor durumda. Gerçi benim iyi ama ben bakıyorum etrafım sakat yani. Hayvancı sakat, patatesçi sakat. Üzüm yetiştiren herkes yaptığı işten memnun değil yani. Senin neden iyi? Ya benimki farklı bir çıktı. Ben biraz meyve üzerinde uğraştım. Bu sene meyve az olduğundan bizimkine para etti. Bu sene için iyi benimki. Meyve para yaptı bu sene biraz. Oradan yani. Bayağı kazandın mı? Allah bereket versin. Erik bu sene iyiydi. Erikçilik yaptı bu sene. Paylaşalım mı? Paylaş. Sıkıntı yok. Gönlü de bol ya. Gönlü de bol ya. Vatandaşın hali yani bak. Vatandaşın hali perişan. Gerçekten perişan. Ya isyan etsin. Ne yapayım isyan edeyim? Kimi isyan edeyim yani? Kime isyan edeyim? Devlete mi isyan edeyim? Vatandaşa mı? Herkesin hali perişan vatandaşın yani. Ben bakıyorum adam. 50 kuruş nereden ucuz alırım diye ona bakıyor. Hele emeklilerin hali daha da berbat. Emeklilerin hali daha da berbat yani. Bu ülkenin artık son hali böyle yani. Ben ne diyeyim şimdi? Kimi değişir mi? He? Değişir mi? Bu değişiye benziyor bu gidişim. Ben hem AK Parti'nin kurucularındanım burada memlekette. Ama bakıyorum arkadaşlarıma, herkes dertli yani. Kendi ben partinin içindenim, gelenim. Bu memlekette belediye başkanlığı yaptım. Kooperatif başkanlığı yaptım. Belediye başkan yardımcı da yaptım. Başkan yardımcı da. Nerede? Bademli'de. Geldin sen Bademli'ye. Bademli'de belediye başkan yardımcılığı yaptım, meclis üyeliği yaptım, kooperatif başkanı, kendi benim partimin destek verdim arkadaşlar, destek olup adam dert yanıyor yani, ne yapalım diyor, ne yapabiliriz diyor. Vatandaş bunu, devlet bunu bir görmesi lazım yani. Sana açıkça bir soru sorayım mı, dürüstçe cevap vereceksin mi? Vereyim. Seçimlerde hangi partiye oy vereceksin? Şimdi ben sakat ederim şimdi, bu cevap vermeyeyim şimdi yani. Ama dürüstçe cevap ver dedim ben. AK Parti'yi vermeyeyim, geçin. Ama bilmiyorum. Meral Akşener'e veresin bari. Yaptığım meslek çiftçilik kızım. Çiftçilik. Başka bir şey yok. Anlatsana çiftçiliği. La çiftçilik zorlaştı kızım. Ürün ha bak aldığına. Üretici para kazanamaz. Tüketici. Tüketiciyle üretici para kazanamaz. Ama üretiyorsan enayi malı. Sanayi malı üretmiyorsun. Enayi malı üretiyorsun. Üç gelmişti bu. Sen bana nereye anlatsan yine hava. Bizi dinleyen yok ki. Bizim işe bakanımız, bizim bakanımız değil. Avrupa'nın bakanı.